Nasrallah'ın ölümüyle ilgili belirsizlik sürerken İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail ordusunun resmi X hesabında yapılan paylaşımda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü üstü kapalı şekilde doğrulandı. Paylaşımda Hasan Nasrallah dünyayı artık terörize edemeyecek ifadeleri kullanıldı. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Daiye bölgesinde Cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut genel sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun güney komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük ifadelerine yer verildi. Hizbullah yetkililerinden ise herhangi bir yanıt gelmedi. İsrail Beyrut'ta Hizbullah'ın ana karargahını vurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah lideri Nasrallah vardı. İsrail'e 3 büyük televizyon kanalı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banyolarındaki saldırılarda öldüğünü iddia etti. Nasrallah'ın ölümüyle ilgili belirsizlik sürerken İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail ordusunun resmi X hesabında yapılan paylaşımda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü üstü kapalı şekilde doğrulandı. Paylaşımda Hasan Nasrallah dünyayı artık terörize edemeyecek ifadeleri kullanıldı. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Daiye bölgesine Cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut genel sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun güney komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük ifadelerine yer verildi. Hizbullah yetkililerinden ise herhangi bir yanıt gelmedi. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hizbullah'ın güney cephesi lideri Ali Keraki'yi dün düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürdüğünü iddia etti. İsrail güçleri açıklamayı teyit eden bir kanıt sunmadı. Şimdi Tele1 Ankara Haber Müdürü Musa Özurlu'ya bağlanıyoruz. Sıcak gelişmeleri kendisinden dinleyelim. Sayın Özurlu, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Yakından takip ettiğiniz bir konu, İsrail ordusunun iddiaları doğru mu? Nasrallah öldü mü yoksa bir iddia mı? Hizbullah tarafından da henüz doğrulanmadı. Sizden bir açıklama dinlemek isteriz. Dün bombalanan mekandan başlayıp belki tarif edebiliriz. O zaman konuyla ilgili olarak elbette şu anda kesin bir hüküm belirtmek mümkün değil. Ancak dediğim gibi sahneyi eğer anlatırsak belki de bir fikir ortaya çıkmış olacak. Birincisi şu anda ekrana da geliyor. Bu dumanların rengi ve yoğunluğu şunu gösteriyor bize. Bombalanan yerde artık hani taş üstüne taş kalmadı denir ya, her taraf toz. Bu hale gelmiş. İkincisi bu kadar ağır bir bombardımanın yapılmış olması İsrail tarafından gerçekten de orada, o bombardıman yapılan yerde çok önemli birisinin olduğuna dair bir istihbarat aldığını gösteriyor. Aksi halde bu kadar ağır bir bombardıman yapılmazdı. Evet, İsrail çeşitli yerleri bombalıyor ancak şu anda dediğim gibi tekrar etmem lazım, ekrana geliyor zaten. Burayı eğer bu kadar ağır bombaladıysa o zaman burada çok değerli bir şeylerin olması gerekiyor. Kişilerin olması gerekiyor. Zaten İsrail'in hedefi Hasan Nasrallah olduğu için de o zaman bu düşünülebilir. Üçüncüsü, İsrail 80 ton bomba kullanmış burayı bombalarken. 80 ton çok çok büyük bir hacim. Yani hani biz 500 kiloluk, 1000 kiloluk bombaların bile bir apartmanı yerle bir edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla 80 ton bomba kullanmış olması, üstelik bunların nitelikli bombalar olması. Yani bunlar beton delici bombalar. Bu şey değil, sıradan bombalar değil bunlar. Dolayısıyla böylesine ağır bir şekilde ve özel bir şekilde vurmuş olması, dediğim gibi çok önemli bir hedefin orada olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de sahnenin devamında şöyle bir şey var. Hani her taraf toza dönüşmüş durumda. Bir de şöyle bir şey de düşünmemiz lazım, bir ayrıntıyı vermemiz lazım. Hasan Nasrallah'ın herhangi bir şekilde bir binanın zemin ya da üst katlarında kaldığı elbette düşünülemez. Bodrum katında da kaldığı düşünülemez. Daha da ilerisi
belki 4-5-6 kat yerin altında bir şeyden bahsediyoruz. Bir komuta merkezinden bahsediyoruz. Ancak buralarda saklanması gerekir ki bu bombaların özelliği de zaten ta aşağıya kadar inmeleri, inebilmeleri. O nedenle İsrail'in bu saldırısından o binada bulunan herhangi birisinin sağ çıkması çok da mümkün değil. İkincisi, İsrail ordusu dün evet yani iddiada bulundu Hasan Nasrallah'ı öldürdüğüne dair, hedef alındığına dair. Dün net bir açıklama yapılmamıştı. Fakat evet, peki Hizbullah tarafından açıklama yapılmamasının sebebi ne olabilir? İşte tam da onu anlatacağım. Yani İsrail çok iddialı bir şekilde yapıyor açıklamayı. Fakat Hizbullah'tan herhangi bir açıklama yok. Bunun iki sebebi olabilir. Bir, gerçekten Nasrallah'ın şu anda durumunu bilmiyorlar. İki, şey olabilir, gizliyor olabilirler. Üç, Hizbullah'ın kendisi felç olmuş olabilir. Yani bu ağırlıkta bir şey, hücum eğer komuta kontrol merkezine yapılmışsa, ki dediğim gibi çok önemli bir yer olmalı burası. O zaman Hizbullah'ın şu anda bütün irtibatının kesildiğini söyleyebiliriz. Yani birimleri arasında irtibatının kesildiğini söyleyebiliriz. Bir de tabii bunun tam olarak doğrulanabilmesi için elbette oradaki enkazın kaldırılması gerekiyor ki Hasan Nasrallah'ın eğer öldürülmüşse, cesedi oradaysa önce bu bulunacak, daha sonra da bu teyit edilecek. Fakat İsrail çok iddialı bu konuda. O halde belki de öğleden sonrayı beklemek lazım ya da yarını beklemek lazım. Yani bu meselenin tam olarak olgunlaşabilmesi için. Çünkü bir taraf eğer doğrulamadıysa bunu, yani Hizbullah doğrulamazsa eğer, o zaman hala iddia düzeyinde ele alınabilir. Ama güçlü bir iddia olduğunu belirtmemiz lazım. Peki bu durum iddia değil, gerçek olduğu takdirde bu savaş ihtimalini kızıştırır mı? Bu süreç nasıl ilerler? Yok, ben zannetmiyorum. Yani özellikle Hizbullah açısından baktığımız zaman İsrail'e cevap verecek olan muhatap Hizbullah. Dolayısıyla komuta kademesinin zaten çok önemli komutanlarını kaybetmişti. Eğer Karaki de dahil olmak üzere Hasan Nasrallah'la beraber komuta kademesi de öldürüldüyse, komuta merkezi de bu şekilde yok edildiyse, şu anda Hizbullah'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı yapabilmesi çok da mümkün görünmüyor. Bu Hizbullah'ın kısa sürede toparlanamayacağı anlamında değil. Yani bir refleks olarak söylüyorum bunu. Diğer taraftan tabii evet toparlanabilir ama şunu gördük ki İsrail'in elinde askeri teknoloji açısından Hizbullah'tan kat kat daha güçlü bir donanım söz konusu. Dolayısıyla Hizbullah'ın İsrail'e karşı yapabileceği tek şey roket ya da füzeleri göndermek ve bugüne kadar İsrail'in demir kubbe savunma sisteminin bunlara başarılı bir şekilde karşı koyduğunu gördük. Hala Hizbullah'ın elinde gerçekten etkili olabilecek füzeler olduğu da ifade edilmiyor değil. Ama şu anda eğer komuta kademesi felce uğradıysa, bunu yapabilmeleri için biraz zaman gerekiyor zannediyorum. Evet, sizin de aktardığınız gibi birkaç saat daha beklememiz gerekecek Hizbullah'a, en azından Nasrallah'a gerçekten ulaşabilmesi adına. İlerleyen saatlerde takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.